Bugün rotamızın ilk durağı olan Fethiye'deyiz. Sabah 5 gibi geldik buraya. 5 gibi geldik değil mi? 5.30 gibi geldik. Ama herkes uyuyordu. Görevli birisini de bulamadık. Herkes uyuyordu. Önce bir geldik çadırların arasından sessizce geçip sahile bir baktık. Deniz çarşaf gibiydi. Çok güzeldi. Ama konuşup yer ayarlayacak kimseyi bulamayınca arabada beklemek zorunda kaldık. Hatta ben biraz uyudum. 7.30 gibi çıktık. Artık insanlar uyanmaya başlamıştı. Biz de artık çadırımızı kurmak istiyorduk. Zaten Muhammed hiç uyumadı. Ben bir saat falan uyudum. Biz beklerken o arada başkaları geldi ve buranın görevlisi yer kalmadığını söyledi. Sonra tabii biz birazcık panik olduk. Kısa süreli bir panik. Ondan sonra Muhammed daha önce telefonda konuşmuştum. O yüzden adam hatırladı zaten bizi. Rezervasyon değil ama geleceğimizi söylediğimizde yardımcı olacak. Ama şöyle bir durumda söz konusu. Biz iki kişi olduğumuz için iki kişilik bir çadırımız var. Evet, bizim çadırımız çok küçük. Buradaki en küçük çadırlardan birkaçıyızdır. Şöyle genelde insanlar çok kalabalık. Ailece ve arkadaş grubuyla, yani aile bayağı kalabalık, çok küçük geldiği için. Yani çadırlar devasa büyüklükte çadırlar da mevcut. O yüzden evet, çadırlar çok büyük. Alanlar kaplayan çadırlar da var. Ha, biz kişilik olduğumuz ve aile olduğumuzu söyledik. O yüzden yardımcı oldular bize. Biz ilk başta geçici bir yere çadırımızı kurduk. Çünkü mayamızı... Çünkü mayamızı giymemiz gerekiyordu. Sabah denize girmek istiyorduk. O yüzden geçici bir şekilde çadırı kurduk. Denize girdik. Sonra bir iki saat sonra zaten bugün gidecek olanlar eşyalarını toplamışlardı. Biz de çok güzel bir yere kapak attık. Tam aslında böyle. Ben çoktan rezervasyon yaptım. Ben şimdi orayı göstereceğim. Şimdi burası şu an bizim oturduğumuz kısım. Biraz böyle ayaklarımızı serinletiyoruz. Şurada da bizim, şurası da bizim çadır. Yani çadırın fermuarını açtığınız an direkt deniz manzarası gözüküyor. Yerine bayıldım. Evet, gösterdim burayı da. Böyle bir 12 adalara gidiyorlar bu arada. Burada gemi, buradan gemiler falan kalkıyor. 12 adalara. Gemiler kalkıyor. Ondan sonra bir kovalayacağız, bir bakacağız. Önce bir dinlenelim şöyle biraz. Şimdilik güzel. Geldik, kahvaltı yaptık. Zaten Muhammed'in annesi poğaça yapmıştı. Onları yedik. Dün annemlerden pide, bugün Muhammed'in annesinden poğaça. Yani onlar olmasa biz aç kaldık. O yüzden şimdilik güzel gidiyor. Hava çok sıcak. Kampla ilgili söylemek gerekirse çözülürüm ve gerekirse. Şimdi kampla ilgili kısa birkaç dakika birkaç bir şey anlatmak istiyoruz. Daha doğrusu Muhammed anlatacak. Yok, ben anlatmayayım. Anlat. Anlat. Aslında kamp noktası Fethiye'ye girdikten sonra bir 2-3 kilometre kadar ileride yanıklar bölgesi. Aa, evet, orayı anlattım. 2-3 kilometre ötede doğa kampı. Şimdi burada her türlü elektrik olanağı mevcut. Dolap olanağı mevcut. Birden fazla tuvalet, banyo, duş yerleri mevcut. Yani bu konuda internette zaten videolarını çok izlemiştik. Buna göre tercih ettik. Yani çoğu YouTuber'ların, videoların çoğu kampçıların yani ilk adresi gibi bir şey. Yani bizim bildiğimiz, belki tabii ki çok daha farklı yerler vardır bilmiyorum ama şey açısından, memnunluk açısından insanlar burayı bayağı tercih ediyor. O yüzden biz de burayı tercih ettik ve şu ana kadar çok memnunum. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Yakında market var. Kendi evet. İçinde belirli başlı şeyleri ihtiyaçları karşılıyorlar. Ya burası yani, çok güzel. Tavuklar var, kediler, insanlar köpekleriyle gelmiş. O kadar evet, böyle tatlı doğal bir ortam var ki. Bazı hayvanlarla giremiyorsun. Burada öyle bir şey yok. İsteyen istediği hayvanı getirebiliyor. Tabii ki küçük çocuklar da olduğu için biraz daha böyle ne derler? Şöyle sabah geldiğimiz için gördük. Duşları ve tuvaletleri temizlediler. Gerçekten hani o sabah temizlendi. Zaten bu kadar kalabalığa illa ki kirlenecek bir işinde. Ama her sabah temizliyorlar anladığım kadarıyla. Akşam temizliyorlar mı onu bilmiyorum. Bakacağız. Ama çok güzeldi. Yani tertemiz yapıyorlar. Az önce de temizliyorlardı ya. Yine. Az önce de mi? Evet, gün içinde de temizliyorlar anladığımız kadarıyla. Girişte bir mangal kısmı var. Ortak kullanılan. Ben onu diğerlerini hiç görmemiştim. Bir kampta mangal kullanılması hep yasaktır muhabbeti vardı. Kimse... Acaba ayrı yakmak mı yasak? Böyle var mı acaba? Bilmiyorum onu. Gitmedi. Ya şimdi bu bizim kamp
bölgesi olarak geldiğimiz ülkeler olduğu için. Yani bilmiyoruz. Biz burada şöyle bir alan var. Birkaç tane mangal, saç vesaire. Orada mangalını yakıp yemeğini pişirebiliyorsun. Bu çok güzel. Birden fazla lavabo var. Hem bu çadırların olduğu bölgede lavabo var. Hem de ilk giriş kısmı, duşların olduğu yerde lavabo var. Yani kalabalıkta, yani birçok kişi zaten neredeyse aynı saatlerde kahvaltı yapıp öğle yiyip akşam yemeği yiyor. O yüzden lavabolarda yoğunluk çok olacağı için böyle sayısının fazla olması benim hoşuma gitti. Duş vesaire her şey elinizin altında. Ben beğendim şimdilik. Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Benim yok. Manzaraya bak. 12 adayı fethetmeye geldik bu arada. Biz de böyle sandalyelerimizi çektik. Çok güzel serinliyoruz. Manzara da çok güzel. Güneş bayağı tepede ama şu an ısıtıyor. Şöyle, deniz çok güzel. Kumlu. Kumu da çok güzel. Ama şu bölgeler taşlı. Zaten önceki vlogda da göstermiştik. Benim ayağımda yok şu anda ama Muhammed'in ayağındaki deniz ayakkabısından giyip denize giriyoruz biz. Böyle güzel. Arkadaşlar az önce şöyle bayağı ileriye gittik. Şu iskelenin olduğu tarafa doğru. Orada bir otel varmış. Sahilde de otelin işte şezlongları, bungalovları falan vardı. Orada da böyle işte muz, dalış, ondan sonra başka kano vesaire onları kiralayan bir yer vardı. Oraya sorduk. Muz kişi başı 15 euro dedi. Biz ikimiz 30 euro oluyoruz. Dalış için kişi başı 500 lira dedi. Değil mi? Dalış için kişi başı 500 lira dedi. 3 saatmiş. İşte birebir eğitim şeklindeymiş vesaire. Sonra biz orada euro fiyatları üzerinden ağzımızın payını birazcık aldık. Geri dönerken bizim bu kamp bölgesinde başka birisi kano kiralıyor. Ne kadar da 50 liraydı. Bir saate 50 lira. Gider geliriz. Evet. Gider geliriz. Bir saat. Ben başta çok tedirgin oldum. Ondan konuştuk konuştuk. Onu sordum, bunu sordum falan. Sonra dedi ki can yeleği giyiyorsunuz zaten. Aa dedim tamam o zaman. O zaman olur. Telefonu bırakacağım. Çünkü ıslanır. Çekemeyeceğim İstiyorsan onu. İstiyorsan sadece burada kanaları oraya koyuşunu çek. Tamam. Sadece kanaları koyarken çekeyim biraz. Sonra geri gelip şey yaparım. Şuradan kiralayacağız. Ben hiç bilmedim daha önce. Kullanmadığım hiçbir fikrim yok. Birazcık tedirginim. Sen tedirgin ben misin? Ben de biliyorum tedirgin değil mi? Tamam can yeleği var. Yeleklerimizi giyeriz. Biz şimdi üstümüzü değiştik, bir duş aldık. Selam arkadaşlar. Evet yeniden merhaba, doğru söylüyorsun. Markete gidelim dedik, içecek alacağız. Yanımızda bir sürü yiyecek var ama ısınır diye içecek almamıştık. Yani iyi de yapmışız zaten. Aslında dolap var aslında. Dolap dibimizde dolap var, buzdolabı evet. Var ya. Ya öyle çok şans... güzel bir şey. Çadırların yakınlarına gerçekten sayısı fazla olarak mini buzdolabı, normal büyük buzdolabı koymuşlar. Ve bizim çadırımızın dibinde direkt bize resmen özel dolap evet, var. Evet bize özel. Bir de mini olduğu için öyle elektrik herkes kullanmıyor. Üçlü priz uzatma kablosu vardı. Biz hemen oraya kendi uzatmamızı taktık. Yani bayağı konforlu oldu. Direkt böyle önümüzde de şezlong var. Direkt girebiliyoruz denize. Şimdilik çok iyi gidiyor. Reis'le bir kano turuna çıkmışız. 12 adaları evet. Keşfetmeye gittik. Ya, ama gidiyoruz. Adalara varamıyoruz. Evet. Çözemedim. Adalara varamadık arkadaşlar. Ben ilk başta çok tedirgin olmuştum. Nasıl bir şey olduğunu bilmediğim için korktum. Ama çok keyifliydi, güzeldi, kendendi. Eğlendik. Ama çekemedik tabii. Bir tane fotoğraf evet. Çektik, onu koyarım şimdi buraya. Başka şimdi de işte takılacağız. Güneş zaten tepede biraz kızarmışız gibi hissediyorum. Evet, bacaklarım benim yandı. Daha fazla hani güneş altında durmayalım dedik. İşte abur cubur içecekleri falan alıp oyun oynayacağız. Biraz tavla oynarız, biraz kelime oyunu oynarız. Dinleneceğiz yani biraz. Ben gideceğimi hatırlamıyorum ama şu oran diye düşünüyorum. Ben de biraz çevreyi çekeyim size. Böyle bol yeşillikli bir alan. Bu yol böyle devam ediyor ve çadır alanına çıkıyorsunuz. Buradan bir arazi bakalım. Buradan bir arazi. Biraz içecek aldık, bir de yumurta aldık yarın sabah menemen yapalım diye. Nasılsın? Çok iyiyim. Gerçekten çok iyi geldi. Gerçekten hayatınızda bir kez kamp yapın.
kano turu çok harikaydı. 12 adayı fethetmeye gittik arkadaşlar gerçekten ama gücümüz belki yetmedi. Belki sabah denenir mi? Denenmez sabah bir yani. Yarın deneyebiliriz belki. Dalgasız falan oluyor denildi. Şu an çok dalga yani ama çok dalga yok. Yani. Ya ben giderdim de. Ben giderdim. Çok da istedim. Hanım benim hanım. Ben hanımcıyım biliyorsunuz. Dedi bey gitmeyelim. Dedim tamam hanım git. Ama şey söyleyeceğim yani orada o kadar da anlatamadım. O kadar büyük çadırları var ki insanların. Bizimkisi gerçekten çok çok çok. Bizde bir tane yatak sığıyor. Evet. Ya bizim gibi gördüğüm çadır vardı var, ama. Var çok var bizim gibi. Sonra da böyle çok büyük. Ama şöyle güzel hepsi, çadırlar hepsi var. Hepsi çoluklu çocuklu aile geliyor. Evet kalabalık gençler var. Arkadaş ya da akraba bilmem hani ne. Herkes yani. Kendi çadırını da getirmiş. Böyle kalabalık kadroyla gelmişler. Akifli olsun diye. Ya yani şöyle biraz daha büyük olsaymış bizim çadır, eşyalarımız çadırın içinde olurmuş. Şu an birçok şey çadırın dışında duruyor. Evet, biz çerezlerimizi de aldık, içecekleri aldık. Hop. Oyun oynayacağız. Aşkım. Evet, kelime oyununda kim yenecek sence? Bence ben yeneceğim bu sefer. Kelime oyununda şampiyon değil. Arada bir devam ediyoruz. Birazcık etaptan bahsetmek istedim. Şöyle göstereceğim biraz. Şimdi şöyle kumsalı olan bir kamp alanı. Şezlonglar var. Şurada mesela buzdolabı var. Mini buzdolabı. Belli bölgelerde dolap var. Bol ağaçlı bir kamp alanı. Birçok çadır ağaçlı bölgesinde duruyor zaten. Bir de şundan var. Gölgelik mi deniyor buna? Evet. Bir de gölgelik var. Ve çok geniş alanlarda var. Yani kaybettim ben yine. Muhammed kazandı. Bu oyunda en iyisi benim. Tam bir İzmirli bir abimizle konuştuk. Yamaç paraşütü yapmak için birkaç bilgi aldık. Dedi ki ne kadar? Çok para. Kişi başı 600 liraymış. Orada da fotoğraf çekilince onu da 300 liraya satıyorlarmış. Tabii almak sizde kalmış. Çok iyi ya. O değil biz şey hatası yapmışız. Kettle metal getirmedik. Evet, kettle keşke getirseymişiz. Ya da sen bana elektrikli ocağı söylediğinde keşke onu almışaydık. Bir tane görsün. Evet elektrikli ocağımız da vardı aslında da. Sadece vesaire kullanabileceğimiz alanın olmadığını düşündüğümüz için öyle ben hayalım. Evet. Neyse bunlar hep tecrübe. Şimdi çok sıcakladık bir denize gireceğiz. Sonra bugün için planımızı anlatmadık. Hatta şöyle bir saniye. Söylemedik zaten öğlen 3 oldu da biraz yüzüp dinlenme o şekilde takılıp akşamda Fethiye'yi gezmeye gitmeyi planlıyoruz. Orada belki tarz yamaç paraşütüdür, turlar, tekne turu vesaire onlarla ilgili belki bir şeyler bilgi toplarız. Değil mi? Rezervasyon yaptırırız belki. Öyle bugünkü plan bu kadar. Peki sana deminden beri kameraya çekmediğim söylese. Basmamışım. Ya arada oluyor. Tamam tekrar. Evet biz şimdi çıktık kamp alanından. Çıktık derken böyle turlamak için Fethiye'ye gideceğiz. Bir de yemek yiyeceğiz. Artık bana yemek ısmarlayacakmış. Şimdi şöyle bir problem var. Hava çok sıcak. Yani o kadar bunaldık ki kamp alanıyla ilgili hiçbir problemimiz yok. Yani çadırda oydu buydu. İşte insanlar, duşlar, deniz vesaire her şey çok iyi. Hava çok sıcak, alışkın değiliz bu kadar. Ama ben de kızarmışım bacaklarım falan. O kanoda ben de yanmışım. Muhammed'e diyordum. Kanoda yarıştık ve yer şampiyon. Ben oldum. Nasıl? Hayır ben oldum. Ben geçtim seni. Lan Yunanistan'a kadar gittim ya. Gittim. Sen daha dubaları geçemedin. Arkadaşlar Muhammed'in amele yanıklarını göstermek istiyorum. Karşıdan gösterdi. Şöyle benim için. Şöyle mi göstereyim? Gölge gözüküyor mu? Gözüküyor. Evet biz şehir merkezi tabelalarını takip edip sanırım şehir merkezine geldik. Bilmiyorum.
Zaten daha önce gelmediğimiz için yani neyi bulmamız gerektiğini de tam kestiremedik, bilmiyoruz. Ama şu an sahildeyiz, esiyor. Hava hala çok sıcak ama en azından esiyor. Denizin bir serinliği var. Şimdi göstereceğim, çok güzel manzara. Buranın sahil şeridi çok güzel, bayıldım. Harika bir yere oturdum. Çok Mehmet de birazcık kalp oluşturuyor. Arkadaşlar bacaklarım yanıyor. Gerçekten şu an oturduğumda sanki beni alevler içinde böyle yani çakmağa çakmışlar. Ben böyle yanıyormuşum gibi hissediyorum. Vallahi. Evet, ben de bayağı bunalmaya başladım galiba. Şimdi çevir bana bir. Aslında biz kendimize koruduk yani, amelilik yapmadık. Biz tamamen gittik, ilaç diyecektik. Kremlerimizi sürdük, güzel güzel. Ama yok, o biz tam yani şey yaptığımız saat de 11'di. 11, hatırlıyorsun değil mi? Kano, neydi? Kano. Kano'ya 11.30'da falan başladık. Bir saat Kano'nun üzerindeydik, o güneş tam tepedeydi büyük ihtimalle. Yani biz onu düşünemedik. Kano'yu, tam kano yaptıktan sonra biz zaten yandık. Kano'nun içinde bacaklar çıplak, açık böyle. En çok bacaklarımız yandı zaten. Kürek sallıyorum ama çatır çatır güneş beni yakıyor. Hiç bunu bilmiyorum. Deniz tuzlu olduğu için sanırım. Sanırım deniz tuzlu olduğu için o çok yaktı. Yani güneş kremleri her yerde işe yarıyordu ama deniz tuzlu hesaba katamadık. Neyse bakalım yarın belli olacak ne kadar yandığımız. Siparişlerde şöyle iki tane mezgit, ekmek arası mezgit söyledik. Bu kadar. Bütün demeyeyim de neredeyse çoğu tekneyi gezdik. Hem ada gezilerin 12 ada turunu hem de dalış eğitimiyle ilgili bilgi aldık. Ama yani herkes farklı fiyat söylüyor. Herkesin yaptığı şey hani aynı. Ama hepsi farklı fiyat. Ya bir de şöyle mesela, evet, 12 ada gezeceğiz diyorlar. 12 adayı gezdirmiyorlar. 4 tane adaya götürüyorlar. 4 adada mesela 1 saat geziyorsun. Sabah 9.30-10'da yola çıkıyorsun. Akşam 5-5.30'da geri dönüyorsun. O süreçte adaların içerisinde mesela atıyorum diyor ki burada A adası. A adasında bir 15-20 dakika geçiyor. Sonra bilmem ne adası. Orada 1 saat duruyoruz. Atla, zıpla, bilmem ne. Yani birisi 150 derken birisi 250 diyor. Mezgit ekmek şöyle geldi. Sanırım büyük mezgit fileto galiba. Küçük mezgitten değil. Bu 20 lira. Evet, biz dönüyoruz. Harika bir gün batımı var. Hava da biraz böyle normalleşti. Biraz ben hava durumu sunucusu gibi. Sürekli şey dedik. Yani içecek bir şeyler alıp kamp yerine geri dönmeye karar verdik. Çünkü ilk gün, dün gece uyumadık. Yani daha önümüzde uzun bir tatil var. Arabayı kaybettik. Tamam. Evet, arabayı gerçekleri kaybettik. Söylüyorum. Arabayı kaybettik. Arabayı bulamıyorum şu anda. Aslında bulamıyorum değil. Burada bir sahil tarafında, kordon tarafında var. Bir de normal dışında yol var. Biz başta dışından gitmiştik. Sonra sahil içinde çok güzel gece biraz hareketlilik başlayınca hadi buradan gidelim dedik. Abi yok buraya geçmiştik. Burada yok, burası ilerisi, yok şurası burası derken bayağı gittik. Bulduk şimdi. Uzaktan baka şaka geliyorum işte. Dörtlerim yanıyor. Ve o benim artık diyorum. Arabaya geldik. Fazladan 4 kilometre yürümüşüz. Bugünlük de bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz. Suyu çekebiliyor musun bir? Çok çok. Orası belli olmaz aşkım. Yanıyor şu an. Dumanlar çıkıyor. Bacağı çok yandı. Bunu göstereyim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Yarın kamp alanında görüşürüz. Evet, kamp alanında yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.